Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Ulu Rabbinin adını tesbih et. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir.'' Şüphesiz bu değerli bir Kur'andır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? hele can boğaza dayandığı zaman, o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu, canı geri çevirsenize, şayet iddianızda doğruysanız. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağdakilerdense ey sağdaki sana selam olsun. Ama yalanlayıcı sapıklardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse Ulu Rabb'inin adını tenzih ile an.